Ya vallahi Orhan abi fazla söyleyecek de bir şey yok. Zaten geldiniz gördünüz. Taraftar sezon başından beri bize hiçbir şekilde deplasmanı yaşatmıyor. Deplasman fobimiz yok bizim. Çünkü her gittiğimiz yerde taraftarımız yanımızda. Bizler buraya sezon başında geldiğimizde ekip olarak bir karar almıştık. İmalat-ı Harbiye ruhunu geri getirmek adına. Çok büyük bir camianın neferleriyiz biz. Yeri geldi burnumuz kırıldı. Yeri geldi gözyaşı döktük. Yani diyecek bir şey yok. Her şey ortada zaten. Dediğim gibi İmalat-ı Harbiye ruhunu birazcık da orada geri getirebilirsek ne mutlu bize. Bu camiaya 40 yıl sonra şampiyonluk yaşatabilen insanlarız biz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an oldu bizim adımıza da. Size de çok teşekkür ederim. Evet, şampiyon takımı kalecisi Korcan yanımızda. Bir duygularını almak istiyoruz. Bu taraftara, bu büyük camiaya bunu yaşattığımız için tabii ki de mutluyuz. Ben, hocam, arkadaşlarım. En başından beri hedefimiz buydu ve sonunda bunu uğraşarak bu hedefe ulaştık. Çok şükür artık haftaya taraftarımızdan güzel bir kutlama bekliyoruz. Kendi sahamızda güzel bir final yapıp bu şampiyonayı, bu kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz inşallah. Teşekkür. Evet, yanımızda Muhammed var. Muhammed, duygularını bir alalım senin hemen. Abi Allah'a çok şükür bize bugünleri nasip etti. Bu taraftar zaten bunu hak ediyordu. Sezon başından beri gitmediğimiz dördüncü yılımdır buradayım. Geldiğim günden beri hedef şampiyonluktu. Çok şükür bu seneye nasip oldu. Böyle bir atmosferde bu şampiyonluğu yaşamak gerçekten çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Yani sizi de arkamızda gördük. Her zaman size de çok teşekkür ediyoruz. Muhammed olsun, sen ol abi. Teşekkür ediyorum size de sonsuz. Teşekkürler Muhammed. Sağ ol. Hem de duygularını bir alalım. Ya duygularımın tarifi yok. Sesim kısıldı. Böyle bir mutluluk olamaz yani. Yani kelimelere dökemem bunu. Hep birlikte çok büyük bir kupa kaldırdık. Yani bu 10 milyonların, 6 milyon insanın kupası. Biz hepsini armağan ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmayan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan. İnşallah seneye Süper Lig'e. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah Ankara'yı birinci Süper Lig'de görmek nasıl oluyor bizlere. Bu taraftarı, bu camiaya bu yakışır. Çok şükür ya. Her şey için çok şükür. Diyecek özetlerimi bulamıyoruz ya. Çok mutlu, inanılmaz mutlu. Her şeyi kutlayalım beraber. Allah'a hadi abi bakalım. Hadi kitlen böyle işte. Oğlum hep şortluk var lan. Ben arkadaşlarım tebrik ediyorum gerçekten. Ne ki lan ben? Bildik beraber çok güzeldi. Fark ettiğimiz yeri de... Can abi! Aynen bayağı bir Can abi! Başarılı yalamaz. Evet, takımın yıldız oyuncularından, emektar oyunculardan, Türk futbolunun en tecrübeli isimlerinden Serkan. Çok sağ olun valla. Buraya gelen bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sezon başından sonuna kadar bize destek verdiler. Biz de onları yanıltmadığımız için, onurlandırdığımız için, şampiyonlukla süslendirdiğimiz için çok gururluyuz, onurluyuz. Böyle bir camiye şampiyonluklar yakışır. İnşallah bu üçlükte de inşallah şampiyonluklar yaşayacaktır. Biz elimizden geleni yaptık, taraftarımız elinden geleni yaptı. Biz Ankara Türk takımına sahip çıkmalarını istiyoruz. Sadece taraftar değil, tüm Ankara şehri, tüm zenginleri, tüm siyasileri, ne bileyim tüm iş adamlarının sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Ankara Türk bir markadır. Bu marka değerini en iyi şekilde yükseltmek gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Çok teşekkür ederiz. Buraya gelen, dışarıda destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Serkan, seneye devam mı? Daha belli değil. Konuşulur. Hayırlısı. Ben önemli değilim. Ankara Türk önemli. Varsa düşünceleri konuşulur, oturulur yani. Teşekkürler. Şampiyon takımın en önemli golcülerinden Kenan yanımızda. Kenan, büyük bir mutluluk var burada, soyunma odasındayız. Evet abi, bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ya. Yani arkadaşlarım sezon başından beri, ben devre arası katıldığımdan beri çok stresli maçlar oynadık. Hak ederek kazandığımız maçlar var. Hepsini hak ederek kazandık. Ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz. Bu takımın zaten yeri daha yukarı, Süper Lig. Ama bu ligden kurtardığımız için Ankara Gücü'nün çok mutluyuz. Bu taraftar daha yukarıyı hak ediyor. Bizler daha yukarıyı hak ediyoruz takım olarak. Çok mutluyuz ya. Yani ne diyelim? Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah. Şimdi yolu düşünüyoruz nasıl gideceğiz diye. Ama hiç sıkıntı yok. Sabah eğlenerek. Sabaha doğru varırız herhalde. Hiç sıkıntı yok. Taraftarlarımızı doyasıya eğlenerek gideceğiz.
Teşekkürler Kenan. Biz de teşekkür. Enes, güzel bir şampiyonluk. Hepinizin büyük payı var. Evet, bir duygularını alabilir miyiz? Ya abi şu an duygularımı anlatamam. O kadar çok duygu yüklüyüm ki yani. Ben buradan yetiştim, burada büyüdüm. Ankara Gücü'nün şampiyon olması benim için çok büyük bir hayaldi ve bu hayali gerçekleştirdiğimiz için bunun da biraz da olsa benim katkım varsa ne mutlu bana. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Sezon başından bu yana çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Üzüldüğümüz maçlar oldu ama çok şükür çok istediğimiz zaman yapamayacağımız şey yoktu. Biz de buna inandık. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Büyük taraftara çok teşekkür ediyorum. Hiç arkamızdan desteklerini esirgemediler. Hep arkamızda oldular. Yani %70'i taraftarın yani bu şampiyonluğu. Onlara armağan ediyorum. Bu büyük camiye hak etti bu şampiyonluğu. Ankara hak etti bu şampiyonluğu. İnşallah bundan sonra Ankara Gücü çok büyük bir camiye. Bundan sonra şampiyonluğa hep şampiyonluğa oynayacak yani Ankara Gücü. Başka amacı olmayacak yani. Teşekkürler Enes, sağ ol. Savunmanın bel kemiği Cenk. Cenk, bir duygularını alayım senin de. Ya çok mutluyuz bu şampiyonluğu bu camiaya getirebildiğimiz için. Çünkü yükümüz çok ağırdı. Bu yükümü sırtımızdan şampiyonlukla atabildik. Çok teşekkür ediyoruz taraftarımıza. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler. 34 haftadır her yerde bizle beraberler. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmadılar. En büyük mutluluk onlara ait. Bu sevinç onların. İnşallah önümüzdeki sene de tekrar şampiyon olup takımı layık olduğu yere çıkaracağız. Çok mutluyuz. Cenk, kötü bir sakatlık geçirdin. Evet. Uzun süre o takımda yer alamadın. Daha sonra takıma girdin ve defansı topladınız arkadaşlarınızla beraber. Ya çok şükür sezon başı yani kısmetsiz bir sakatlık geçirdik. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Ben de formaya çok hasret kaldım. İkinci yarıda çok iyi çalışarak formayı hak ettik. Arkadaşlarımızla beraber iyi yerlere getirebildiğimize inanıyoruz. Şampiyon olduk. Bundan daha büyük mutluluk yok. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Cenk. Sağ ol. Evet, Niyazi Güney, Ankara Gücü'nün eski futbolcusu, sevilen oyuncusu, şimdi ekibin içinde, teknik ekibin içinde. Bir de senin duygularını alalım Niyazi Hocam. Ya şampiyonluk çok güzel bir duygu. Biz lige başlarken hedefimiz şampiyonluktu. Enes kardeşim sağ olsun. Evet hocam. Çok katkısı oldu. Tabii zor yani. Bu takım kalitesi olarak bu haftalara kadar bırakmamamız lazımdı ama şükür şampiyonluğu da gördük. Yaşamayan arkadaşlarım ileriki futbol hayatlarında inşallah TFF birincilikte. Nerede yaşadın hocam? Burada kimi yoksa başka yaşadığın yerdeki şampiyonlukta? Ya tabii daha önce üçüncülükte yaşadım. Süper Lig'de Beşiktaş'ta şampiyonluk. Allah kısmet etti. Ankara Gücümüzde de şampiyonluğu gördük. İnşallah hedefi Süper Lig olarak koyup tekrar layık olduğumuz yerlere gelmek istiyoruz. Niyazi Hocam şeydir, bütün maçları takip eder, bizim oynadığımız bütün maçlarını hep analizlerini yapar, bize çok yardımcı olur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, Niyazi Hocam gizli kahramanlardan. Gizli kahraman. Evet, her ekibi analizini yapıyor, hocalara veriyor. Evet, evet. Burada da emeğimiz, yani çorba da tuzumuz oldu, seninle mutlu bize. Evet, herkesin var. Kardeşlerimin ayağına sağlık. Teşekkürler. Hurşit, sen de çok kötü bir sakatlık geçirdin ama daha sonra takıma girdin. Vallahi ben sezon başı büyük umutlarla geldik. Biz her zaman isteğimiz, arzumuz şampiyon olmaktı. Allah'ın izniyle biz de olduk bugün. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Bu bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Ben de büyük bir sakatlık geçirdim. Bu sakatlıkta sonra bana destek veren hocamıza, başkanımıza, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir sakatlıktı. Normalde süresi 6 aydı ama ben 8 ay dediler bana. Çünkü büyük bir sakatlık geçirdim. 5,5 ayda atlattım, takıma girdim. Eğer takıma katkı sağladıysak ne mutlu bize. Allah'ımıza şükürler olsun, şampiyon olduk. Artık bu saatten sonra sevinme vakti. Ben de yeni evlendim. Bu da bana evlilik hediyesi oldu. Seni de tebrik ediyoruz buradan. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ferhat Çulcuoğlu, orta sahanın dinamosu. Ferhat, bir duygularını alalım. Sen de yoruldun, biz de yorulduk ama güzel bir şampiyonluk en sonunda. Ya büyük emekler verdik bu sene. Özellikle sezon başından beri seyircisiz maçlarımız da oldu çok. Ama ilk maçtan itibaren, ilk kampımızdan itibaren inandık biz bu takımı şampiyon yapacağımıza. Gerçekten bu taraftar çok cefa çekti. Artık sefayı sürmenin vakti geldi onlar için. Ne kadar mutlu olsalar, ne kadar coşsalar azdır onlar için. Biz de elimizden gelen en iyisini yaptık. Üstümüze düşen görevimizi yaptık diye düşünüyorum takım olarak, camia olarak. Hayırlı uğurlu olsun PRT birincilik. Bu takımın hedefi PRT birincilikten de çıkmak olmalı bu camianın. İnşallah devamı gelir bu şampiyonluğun.
İnşallah özlenen Ankara Gücü özlenen yere döner. Teşekkürler Ferhat. Hangisi daha güzel? Galatasaray maçında inanın bana bu kadar türbünde olmamıştı ya. Bugün efsaneydi. Kadir Has'ı ilk defa bu kadar dolu gördük herhalde. Allah razı olsun. Zaten Ankara Gücü spor kulübünün büyük olmasının sebebi tarafta. Onlar da bizi bu sene mutlu ettiğimiz için, bize nasip olduğu için şampiyonluk çok mutluyuz. Tüm Ankara Gücü sevdalılarına gelsin bu şampiyonluk. Allah razı olsun. Ömer Bozan takımın en verimli oyuncularından, attığı goller, asistleri, şampiyonlukta en büyük payı olan oyuncularından biri. Ömer, bir görüşlerini alayım. Ya bu sezon İsmet Hocam'la iyi bir çıkış yakaladım. Gerek frikik gollerim olsun. Zaten geçen seneler, ondan önceki seneler böyle frikik kullanmıyordum. İsmet Hocam'la beraber hani o bana çalışmamı söyledi. Yani iyi vurduğumu düşündüğü için. Hani ben hiç şimdiye kadar topun başına bile geçmiyordum. O golleri yani İsmet Hoca'yla beraber her gün antrenmanda çalışa öyle goller attım. Ya bu uzun bir maraton oldu. Mutlu sona kavuştuk. O yüzden çok şükür Allah'a. Bu taraftar zaten bu şampiyonluğu çoktan hak ediyordu. Bu şampiyonluğu da onlara armağan ediyoruz. Çok mutluyuz. Diyecek bir kelime yok. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Enes Kubat. Bir marka. Bir marka olmasa da iyi bir oyuncu. Kalitesi var, genç yetenek. Benden büyük gösterse de gençti. Evet, 22 yaşında falan daha gencecik. Aynen. İnşallah önünde daha nice şampiyonluklar var. Adamsın. İnşallah Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak. Enes'le birlikte Süper Lig'de Ankara Gücü formasıyla devam mı? İnşallah. Tabii. İnşallah. Önümüzde TFF birincilik var ama orayı saymıyorum ben. Birincilik, Süper Lig diyorum. İnşallah, inşallah. Ben buradan zaten yetiştim biliyorsun abi. Evet. Süper Lig'de de oynadım, PTT'de de oynadım. Oradan ikinci lige düştük. Allah'ın izniyle bundan sonra düşmek yok. Bu sefer devamlı çıkacağız. TFF birincilikten devam, Süper Lig'e. Devam inşallah. Teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ olun. Biz teşekkürler. Evet, takımın emektarlarından Mehmet Taşçı. Bir de senin görüşlerini alalım. Abi o kadar çok mutluyuz ki kelimelerle ifade edecek bir şey bulamıyorum bunu. Yıllardır bu ligdeydik. Bu ligin zorluklarını yaşadık. En kötü gününü de gördük. En güzel şeyleri de yaşadık. Sonunda şampiyon olduk. Bu ligden kurtulduk. Buraya Ankara'dan bizi desteklemeye gelen binlerce taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Taşçı, sen Süper Lig'de oynadın Ankara Gücü'yle. Şimdi TFF birinciliğe çıktık. Seneye Süper Lig miyiz? İnşallah. Bizim tek hedefimiz bu zaten. Bu lig Süper Lig'e göre de, PTT 1. Lig'e göre de daha zor bir ligdi. Çünkü burada herkes biliyor zaten, futboldan çok mücadele ön plana çıkıyordu. Bize karşı oynayan takımlar da oynamaktan ziyade oynatmamaya çıkıyorlardı sahaya. Sonunda mutlu sona ulaştık. Şampiyon olduk. Bir üst lige çıktık. İnşallah önümüzdeki sene de PTT 1. Lig'i en iyi şekilde, en üst noktada bitirip en kısa zamanda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Teşekkürler.